Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza hiç vakit kaybetmeden ne yapalım? Soru çözümümüze, deneme çözümümüze başlayalım. Göktürkler ve Uygurların ortak özellikleri arasında durumlarından hangileri yer alır demiş bizlere. Bakalım kendilerine özgü alfabelerin olması, evler, tapınaklar ve saraylar inşa etmiş olmaları, dönemlerine ait kitabelerin günümüze ulaşmış olmasını vermiş. Değerli dostlar şimdi bakıldığı zaman Göktürklerin ve Uygurların kendilerine ait alfabeleri var mıdır? Evet, vardır. Bunlardan Orhun dediğimiz Göktürk alfabesi ilk milli alfabe olma özelliğine ne yapıyor? Sahip olmuş oluyor. Uygur alfabesi ise Soğut alfabesinden alınıp ne yapılıyor? Geliştirilmiş oluyor. Yani Uygur alfabesiyle Göktürk alfabesi kendilerine özgü Alfabelerdir bu devletlerin. Ee, yine Göktürkler ve Uygurların kendilerine ait neleri vardır? Kitabeleri vardır. Örnek verelim. Orhun kitabeleri kime aittir? Göktürklere ait. Sine Uşi, Tariyat, Karabalgazun ee, kitabeleri ise Uygurlara ait ve günümüze ulaşmış kitabelerdir, yazıtlardır. Ee, burada üçü de aldık. Ama evler, tapınaklar ve saraylar inşa etmiş olmaları sadece... Uygur devletine aittir. Neden? Uygurlar biliyorsunuz ki yerleşik yaşama geçen e, ilk Türk devleti olduğundan dolayı e, saraylar, tapınaklar, evler inşa etmiştir. Göktürkler ise e, yarı göçebe bir e, nedir? Türk devletidir. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 1 ve 3 olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Selçuklularda resmi yazışmaların Farsça yapılması Medreselerde eğitimin Arapça yapılması sonuçlarından hangilerine neden olmuştur diyor bizlere. Bakıldığı zaman Türk dilindeki gelişmenin yavaşlaması, bilim adamlarının yönetimde söz sahibi olması, edebi eserlerin Türkçe yazılmasını vermiş. Büyük Selçuklu Devleti'nde resmi dil neydi? Farsçaydı. Eğitimde ve bilimde ise Arapça ön planda. Edebiyat dili olarak da Farsça kullanılıyordu Büyük Selçuklu Devleti'nde. Halk ve ordu ise genellikle %90, %95 Türkçe konuşuyordum. E evet, dolayısıyla Selçuklularda resmi yazışmaların Farsça yapılması, medreselerde eğitimin Arapça yapılması Türk dilindeki gelişmenin ne, ol, ne olmasına sebep olur? Yavaşlamasına neden olur. Bunu aldık mı? Aldık. Bilim adamlarının yönetimde söz sahibi olmasıyla edebiyat Türkçe yazılmasına neden olmaz arkadaşlar. O yüzden bu ikisini alamadık. Cevabımız da yalnız bir olmuş oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Türklere hak yolunu göstermek, tasavvufun inceliklerini aktarmak ve onların yanlış yola gitmelerini engellemek amacıyla Aşık Paşa tarafından yazılan eser hangisidir? Arkadaşlar, aşıklar nedir? Gariptir. Oradan aklınıza gelsin. Aşık Paşa, Garipname. Name. buradan aklınıza gelebilir. Garipname adlı eseri metni yazmıştır Aşık Paşa. Mesnevi kime aittir peki? Mesnevi mektubat arkadaşlar bunlar Mevlana'ya ait eserdir. Mevlana. Mevlana Celaleddin Rumi. Risalet-i Nusriye kime aitti? Yunus Emre'ye ait. Yunus Emre. Yunus Emre'ye ait. Mektubat da aynı bahsettik Mevlana'ya ait. Cemşide Hurşit ise kime aittir? Ahmedi'ye aittir arkadaşlar. Germiyanlı Ahmediye aittir bu eser. Garipname Aşık Paşa'ya ait. Cevabımız garipname oldu. 4'teyiz. Aşağıdaki mimari yapılardan hangisi Osmanlı dönemine aittir demiş bizlere. Sivas Gök Medrese bakıldığı zaman Erzurum Çifti Minareli Medrese, Konya Karatay Medresesi ve Kayseri'nin Gevher Nisibe Şifanesi. bunlar Anadolu Selçuklu Devleti dönemi eserleri arasında yer alıyor. Ancak Ağrı Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı ise Osmanlı döneminde yapılmış bir eserdir. Osmanlı'nın geç dönem eserleri arasında yerini alıyor. O yüzden cevabımız burada Ağrı Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı olmuş oldu. İlk defa kalefer sisteminde döşenmiş olduğu saraydır. Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı. Geldik bir diğer sorumuza. Beşteyiz. Osmanlı Devleti'nde uygulanan sistemlerinden hangilerinde cebelü yetiştirme amacı vardır? Bakalım iltizam malikane tımarı vermiş. İltizam neydi? İltizam Fatih Sultan Mehmet döneminde tımar dışında kalan bölgelerin vergilerini toplamak için getirilen bir neydi düzendi. Bir bölgenin kanunla belirlenmiş vergisini toplayıp hazineye yatırma işidir iltizam. İhale ile biliyorsunuz ki belirlenen sistemde vergi kaynağı Araziye, mukata, e, ihale sistemine iltizam, bu işi yapan kişiye de mültezim adını veriyorduk biz. Malikane neydi? Mukata toprakların muacele e, denen satış bedeli karşılığında hayatı süresince olmak şartıyla kiralanması usulüne verilen isimdi. Ayrıca bu toprakların e, üstün hizmet gösteren bazı devlet görevlerine miras yoluyla, çocuklarına geçecek şekilde verildiği durumlarda olmuştur Osmanlı devletinde. Tımar neydi? Tımar askeri ve sivil devlet görevlerine hizmetleri karşılığında verilmesi sistemine verilen isimdi. Bu sistemde biliyorsunuz ki tımar sahipleri Cebelü denilen atlı asker ne yapıyordu? Yetiştirmek zorundaydı. Dolayısıyla iltizam ve malikane sisteminin amacı Osmanlı'nın peşin para ihtiyacını karşılamaktır bu iki sistemin peşin para. Bu sistemlerde asyer yetiştirme gibi bir amaç söz konusu değildir. Ama tımar sisteminde söz konusudur. Cevabımız da yalnız 3 olmuş oldu. Geldik 6'ya. Hangisi Osmanlı Devleti'nde idare birimleri arasında yer almaz demiş. Eyalet, subaşı, liva, nahiye, köyü vermiş. Osmanlı'da eyalet, liva, nahiye köy idare birimleri arasında yer alıyordu. Ama subaşı ise ee, arkadaşlar e, eyaletli ve kaza gibi idare birimlerinde güvenlikten sorumlu görevliye verilen isimde güvenlik arkadaşlar subaşı. O yüzden cevabımız subaşı olmuş oldu. Yer aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı'nın Osmanlı'nın elinden çıkan yaşa anlaşması Rusya Rusya'ya ait olduğu kabul edilen yer neresidir? Değerli dostlar, Kırım'dır. Kırım biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet döneminde Gidik Ahmet Paşa komutasında ne yapılmıştı? Feth edilmişti. Küçük Karnarca ile Kırım ne oluyordu? 1774 tarihinde bağımsızlığını kazanmış oluyordu. Rusya'ya ait olması ise 1792 yaş anlaşmasıyla ilgiliydi. Kırım e, önemlidir arkadaşlar aman dikkat diyoruz. 8'deyiz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Tarhunca Ahmet Paşa bütçe açığını kapatmak için çalışmalarından Hangilerini yapmıştır sorusu yönlendirilmiş. Bakalım saray masraflarını kısma, banka dersi adeti kurma, dış borçlanmaya gitmeyi vermiş. Arkadaşlar Tarhuncu ne zaman yaşıyor? 17. yüzyıl. Hangi padişah döneminde? 4. Mehmet döneminde e, sadrazamlık yapan bir devlet adamıdır kendisi. Tarhuncu e, has ve ziyamet gelirlerini doğrudan hazineye ne yapıyor? Aktarıyor. E, saray masraflarını kısıyor ve... Hediyeler verilmesini azaltıyor. E Modern anlamda da ne yapıyor? İlk kez denk bütçeyi yapmış oluyor. Çalışmasını yapmış oluyor Tarhuncu Ahmet Paşa. Ve rüşvet alınmasını da engellemeye çalışıyor. E, hazine e, Hazineye e, borçlu olanlardan tahsilat ne yapıyor? Bu dönemde yapıyor Tarhuncu. Ama bazı kesimler tarafından e, şikayet edildikten sonra idam ediliyor arkadaşlar. İyiler her zaman istenmez. Bu hayatta böyle arkadaşlar. iyiler hiçbir zaman istenmez. Ee, bu şekilde anlatalım detaya girmeden. E, Banka Dersaadet'in kurulması. Banka Dersaadet biliyorsunuz ki Sultan Abdülmecit döneminde. Banka Dersaadet. Dersaadet ne demek? İstanbul. Ters okuyun İstanbul Bankası. Demek ki Osmanlı'nın ilk bankasıdır. Ve dış borçlanmaya gidilmesi biliyorsunuz ki. Kırım Savaşı'nda İngiltere'den alıyoruz. Biz ilk dış borcu Kırım Savaşı'nı unutmuyoruz. Abdülmecid döneminde alıyoruz. Bu ikisi Abdülmecid döneminde yani 19. yüzyılda bize 17. yüzyılı soruyor. Cevabımız yalnız bir olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisi askeri alanda yapılan ıslahatlar sonucunda kurulmamıştır diyor bizlere. Hende Sehane, Nizam-ı Cedid, Mektebi Ulumu Edebiye, Sekban-ı Cedid Eşkinci Ocağı'nı vermiş. Dostlar, Hende Sehane 1. Mahmut döneminde, Nizam-ı Cedid 3. Selim döneminde, Sekban-ı Cedid Eşkinci Ocağı 2. Mahmut döneminde yapılan askeri ıslahatlar arasında yer alıyor. Mektebi Ulumu Edebiye ise 2. Mahmut döneminde açılan orta dereceli nedir, okuldur, e, askeri alanda değildir? Cevabımız C şıkkı oldu. Ondayız. Denize düşen yılana sarılır. Bundan böyle saltanatın millet için bir dehşet, bir korku kaynağı değil fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için ferdin malına el konulması geleneğini kaldırıyorum. Ve tebaamdan Müslümanları ancak camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de Havra'da tanımak isterim. Sözlerine sahip Osmanlı padişahı kimdir? 1808. 1839 yılları arasında padişahlık yapan 2. Mahmut'tur arkadaşlar. Denize düşen yılana sarılır. Kimden yardım istiyor? Rusya'dan yardım istiyor arkadaşlar. 2. Mahmut önemlidir bu sözleri bilmek lazım. 11'deyiz. Hangisi Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'ne etkileri arasında yer almaz demiş. Bakıldığı zaman azınlıkların milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanması, toprak kayıplarının yaşanması, senet ittifakının imzalanması, tazimat fermanının ilan edilmesi, meşrutiyetin ilan edilmesini vermiş. Senet ittifak 1808 tarihinde Padişah II. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanan bir belgeydi. Bu belgenin imzalanmasında Alemdar Mustafa Paşa etkilidir. Senedi senet ittifakta Padişah'ın yetkileri ilk kez ne oluyor? Kısıtlanmış oluyor. Yetkileri kısıtlanıyor. E, senet ittifakta Padişah'ın yetkileri kısıtlanıyor. Ayrıca e, İttifak'ta Avrupa etkisi ve baskısından biz söz edemiyoruz arkadaşlar. Böyle bir e, durum söz konusu değildir. Etkisi yoktur yani. Fransız ihtilalinin burada cevabımız yeşil oldu diğerlerinin Fransız ihtilalinin etkileri vardır. Saydığımız şıklar. 12'deyiz. Hangisi Osmanlı Devleti'nde tanzimat döneminde eğitim alanında yaşanan gelişmeler arasında yer almaz demiş. Marifi Umumiye Nezaretinin kurulması, Mektebi Marifi Adliye'nin açılması, Darül açılması, Mektebi Mülkiye'nin açılması, Darül açılması. Şimdi Tanzimat dönemi deyince Tanzimat fermanını ilan eden padişah gelmeyecek sadece dönem diyor. Döneminde kimler var? Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Murat. Tanzimat dönemi deyince bu üç padişahı bileceğiz. Bakıldığı zaman yani 1839-1876 yıllar arasını kapsar Tanzimat dönemi. E, Marif-i Umumiye Nezareti, Darülfünun, Mektebi Mülkiye, Darül Marif bunlar Tanzimat dönemindedir ama Mektebi Marifi Adli ise 2. Mahmut döneminde açılmıştır değerli dostlar. 2. Mahmut da Tanzimat'tan önce padişahtı. O yüzden cevap B şıkkı oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı için hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararlaştırılıyor mu? Evet kararlaştırılıyor arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda. Konferansa Yunanlar, Ermeniler, Araplar nüfuslarının yoğun olduğu bölgelerde bölgelerde haklarını savunmak üzere davet edilmiş midir? Evet edilmiştir. Doğu Anadolu'da mandater sistemle yönetilecek bir Ermeni devletinin kurulması kararlaştırılıyor mu? Evet kararlaştırılıyor. İzmir çevresi kime veriliyordu? Yunanistan'a veriliyordu Paris Barış Konferansı'nda. Sevr Antlaşması'nın hükümlerinin belirlenmesi Paris Konferansı'nda değil San Remo Konferansı'nda Sevr'in taslığı hazırlanmış oluyor değerli dostlar. 14'teyiz. Milli Mücadele Dönemi'nde temsil heyetiyle İstanbul Hükümeti hangisinde birlikte hareket etmiştir diyor bizlere. Bilecik görüşmelerinin yapılmasında Sivas Kongresi'nin toplanma kararı alınmasında, Amasya Genelgesi'nin hazırlanmasında, temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi kararının alınmasında, Amasya görüşmelerinin protokollerinin hazırlanmasında demiş. Değerli dostlar, e, temsiliyetiyle İstanbul hükümeti 20-22 Ekim 1919 tarihinde Amasa'da bir araya ne yapıyorlar? Geliyorlar. Bu görüşmelere temsiliyeti adına Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey katılıyor. İstanbul hükümeti adına da Salih Paşa katılmış oluyor Bahriye Nazırı olarak. E, bu görüşmeler sonucunda arkadaşlar protokoller hazırlanmış oluyor. Ee, ve İstanbul hükümeti e, temsil heyetinde resmen tanınmış oluyor. Bakın şu uyarıyı tekrar yapıyorum arkadaşlar bize soruda temsil heyeti, heyeti mi demiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi mi demiş? Eğer soruda temsil heyeti diyorsa Amasya görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul hükümetinin görüşmesi diyorsa bilecik görüşmelerine gideceğiz. Bu iki ayrımı lütfen ama lütfen güzelce yapalım. Bakın sınavda heyecanla. Yanlış yapabilirsiniz. Soruyu güzel okuyalım. Temsil eğitimi diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi mi diyor bizlere. Geldik 15'e. Hangisi İskişehir-Kütahya muharebeleriyle Sakarya Meydan Muharebesi arasında yaşanan dönemde gerçekleşmemiştir diyor. Batı cephesinin ikiye ayrılması demiş. Arkadaşlar Batı cephesinin ikiye ayrılması Ali Fuat Cebesoy komutasındaki Kuvayi Milli Birlikleriyle gerçekleştirilen 1920'de Gediz taarruzundan sonradır. O yüzden Eskişehir, Kütahya ve Sakarya arasında değildir bu durum. Cevabımız aşık şıkkı oldu. Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılması, Tekalifi Milli Emirlerinin yayınlanması, Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, meclisin Kayseri'ye taşınmasının gündeme gelmesi bunlar bu arada yaşanan gelişmelerdir. Geldik 16'ya. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde kapitülasyonlarla ilgili bir ifade yer almamıştır diyor bizlere. <laughs> Bakıldığı zaman e, Sevr Anlaşması Mudanya Moskova Dostluk Anlaşması Misak-ı Milli Lozan'ı vermiş. 28 Ocak e, 1920'de e, Misak-ı Milli'de biliyorsunuz ki e, kapitülasyonlara karşı çıkılıyor. Ve Sevr Anlaşması'nda kapitülasyonların tekrar uygulamaya konulması kararı yer alıyor. Bunda var. Bakıldığı zaman e, Osmanlı 1914'te kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırıyor. 1921'de Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova anlaşmasında Rusya ne yapıyor? Kapitülasyonların kaldırıldığını arkadaşlar kabul ediyor. 1923'te Lozan Barış Anlaşması'nda kapitülasyonlar tamamen kaldırılıyor. Ve arkadaşlar Misa Kamili de zaten geçiyor bu durum. Mudanya'da bu durumdan söz edilmemiştir arkadaşlar. Böyle bir ifade yer almıyor. Cevabımız değişik olduğu yüzden. 17'deyiz. Türkiye'de gelişmelerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir diyor bizlere. Bakalım. Aşar vergisinin kaldırılması 1925. Soyada kanunu çıkarılması 1934. Misak iktisadinin kabul edilmesi yani İzmir İktisat Kongresi'nin toplaması 1923. Atatürk ilkelerinin 24 anayasasına girmesi 1937. Üniversite reformunun yapılması 1933 senesinde gerçekleşiyor. Hangisi sonra? değişik kız sonra olmuş oldu 1937. 18. Yukarıdaki gelişmeler özellikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir demiş. Bakalım. Halifeliğin kaldırılması, tekke zaviyelerinin kapatılması, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesini demiş. Arkadaşlar bunların üçü de layık devlet düzenini sağlamaya yönelik gelişmelerdir. E, o yüzden cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. 19'dayız. Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmelerden hangileri uluslararası ekonomik ilişkilerde Türkiye'ye önemli kolaylıklar sağlamıştır diyor. Bakalım ölçü birimlerinin değiştirilmesi, şapka kanununun çıkarılması, kadınlara siyasi hakların verilmesi. Bakın şapka kanunu sosyal, kadınlara siyasi hakların verilmesi siyasi olaydır. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi, arkadaşlar miladi takvimin kabul edilmesi, saat sisteminin değiştirilmesi, hafta tatilinin cumadan pazara alınması gibi gelişmeler uluslararası ekonomik ilişkilerde Türkiye'ye kolaylıklar ne yapıyor? Sağlıyor. O yüzden burada cevabımız yalnız bir olmuş oldu. Geldik 20'ye. Tevhid-i Tehlisat Kanunu Cumhuriyet döneminde 3 Mart 1924'te 430 nolu kanunla kabul edilmiştir. Hangisi Tevhid-i Tehlisat Kanunu'nun uygulanmasıyla sağlanan gelişmelerden biridir demiş. Medreselerin açılması yok. Yabancı okulların kapatılması yok. İlk Marif Kongresi'nin düzenlenmesi İzkişehir Kütahya'da. Türk Ocakları'nın halk evlerine katılması 1932'de. Eğitim pro programlarının çağdaşlaş, e, çağdaşlaştırılması ise Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla ne olmuştur. olmuştur Hangisi Cumhuriyet'in ilanından çok e, geliştirilmesi amacına yönelik olduğu savunulabilir? Ne diyor? Aşağıdakiler hangisi Cumhuriyet'in ilanından çok geliştirilmesi... Amacına yönelik savunulabilir demiş. E, Cumhuriyet e, 1923'te ilan ediliyor arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 1920. 23 Nisan 1920. Ordunun siyasetten ayrılması e, 30 Ekim 1924. 21 Anayasasının kabul edilmesi 1921 adı üstünde. Lozan Barış Anlaşması'nın onaylanması 23 Ağustos 1923. Saltanatın kaldırması 1922. Bakıldığı zaman Ordunun siyasetten ayrılması cumhuriyetini ilanından çok geliştirilmesi amacına yöneliktir. Çünkü bu gelişme Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi açısından önemli bir adımdır. O yüzden burada cevap ne oldu? B olmuş oldu. Laik devlet anlayışı durumların durumlarından hangilerini destekler demiş. Laik devlet din ve mezhep seçme özgürlüğünü destekler. Yeni düşünce akımlarının oluşmasını destekler. Yasaların toplum hayatının gereksinimlerine göre düzenlemesi ne yapar? Destekler, layık devlet anlayışı. Cevabımız ne oldu? E, -E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Mustafa Kemal Paşa'nın ulusal siyasa ile kastettikleri arasında hangisinin olduğu savunulamaz demiş. Bakalım paragraf ne diyor? Mustafa Kemal Paşa Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra yaptığı konuşmada ulusumuzun güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen içinde yaşayabilmesi için devletin bütünüyle ulusal bir siyasa gütmesi ve bu siyasanın iş teşkilatımıza tam uyumlu olması gereklidir demiş. Demiştir. Bakıldığı zaman ulusal sınırlarımız içinde kalmak var. Kendi gücümüzle dayanmak var. Ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındığına çalışmak var. Şovenist ve emperyalist bir yol takip etmek gibi bir amacı yoktur arkadaşlar. Şövenist ne demektir? Irkçılık demektir arkadaşlar. Ee, emperyalizma demek de sömürgeci demektir. Mustafa Kemal bu ikisine karşıdır. O yüzden cevap değişik oldu. Uygar dünyanın uygarca ve insanca davranışının karşılıklı dostluğunu beklemekte ulusal siyasa ile kastettikleri arasındadır. 24'teyiz. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim almamıştır? Mustafa Kemal sırasıyla Mahalle Mektebi, Şems Efendi İlkokulu, Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadesi, İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde okumuştur ama Galatasaray Sultanisi'nde okumamıştır Mustafa Kemal. Türkiye ile Fransa arasında yaşanan sorunlarından hangileri milletler cemiyetine taşınmıştır? Milletler cemiyetine taşınan konular arasında yabancı okullar yok. Hatay var, Bozkurtlutus var arkadaşlar. Türkiye'nin milletler cemiyetine taşıdığı konular Musul, Bozkurtlutus, nüfus mübadelesi, boğazlar, Hatay meseleleriydi. Yabancı okullar sorunu yoktur arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? 2-3 oldu. Geldik bir diğer soruya. Türkiye devletlerinden hangileriyle aynı yıl NATO'ya katılmıştır? Türkiye biliyorsunuz ki Yunanistan ile 1952 senesinde NATO'ya üye olmuştur. Değerli dostlar. İspanya 1982'de üye olmuştur. Fransa zaten kurucular arasında yer alıyor. Cevabımız yalnız bir oldu. Son sorumuzdayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 38. enlem hangi iki devlet arasında sınır olarak kabul edilmiştir? Hangi iki devlet? Kuzey Kore ve Güney Kore. 17. enlem deseydi, 17. enlem deseydi Kuzey Vietnam, Güney Vietnam diyecektik. Evet, bu sorumuza birlikte sınav provamızın sonuna geldik. Bir diğer sınav provamıza görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar.